seyirciler güne merhaba da Aksaray Belediye TV'de canlı yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz psikolog Melek Dayanıklı'yı stüdyomuza davet ettik. Öncelikle hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk, dedikten, evet şey Melek edeyim. Hanım konumuza geçmeden önce iki küçük kısa hatırlatmam var. Ardından e, size sorularımızı aktaracağız. Tavsiyelerinizi alacağız elbette ki ama kısacık tabii. bir e, müsaade istiyorum sevgili seyirciler iki e, küçük hatırlatmamız var bunu hatırlatalım Aksaray Belediyesi çocuklar için bugün Aksaray Kültür Merkezi'nde iki güzel tiyatro oyunu ve masal dinletisini çocuklarla buluşturacak hemen bunu sizlere hatırlatmış olalım saat 13, 15 ve 17'de 3 seans olarak e, Aksaray Kültür Merkezi'nde çocuklar aileleriyle birlikte bu güzel tiyatro oyunlarını izleyebilir masal dinletisine katılabilir ve tabii ki bugün önemli bir açılışla gerçekleştirilecek Aksaray Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen Top'un katılımıyla bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde Necbiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek. Açılış saati ise saat 13.30. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet eee stüdyo konuğumuz psikolog Melek Dayanıklı tekrar hoş geldiniz. Evet sayın Dayanıklı çocuklarımız bu yıl ilk ara tatil kavuştular ve şu an e, tatil dönemindeler. Öncelikle e, hani çocuklarımız biraz daha e, tatili farklı algılıyor ama anne babalar için tatil nedir bu bunu ele alalım buradan başlayalım. Evet, e, tatiller çocukların bolca oyun oynayabilecekleri, eğlenebilecekleri zaman dilimi hı hı. ve çok önemli. Dünya genelinde pek çok ülkede uygulanıyordu kısa molalar. Bizim ülkemizde iki ara e, iki tatil olarak uygulanıyordu şimdiye kadar. Ara tatil 15 tatil diye adlandırdığımız ve yaz tatili. Bu kısa molalar dünya genelinde pek çok ülkede uygulanıyor dediğimiz gibi bizim ülkemizde ilk defa uygulanıyor. Ee, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da aynı şey söylenmiş. Ben buna çok inanıyorum. Ee, i̇ki aydır öğrendiklerini hayata uygulayabilecekleri bir zaman dilimi çocukların. Yani dışarıda farklı öğrenme biçimlerini deneyimleyebilecekleri, farklı metotlar geliştirebilecekleri bir zaman dilimi. Hı hı. Tatil çocuklar için. Yani bu uzun ders saatleri, etütler, işte yoğun ders programından çıkıp e, temel ihtiyaçları olan, gerçekten temel ihtiyaçları öğrenmenin de temel ihtiyacı olan oyun oynamaya ayırabilecekleri zaman demek bence. Hı -hı. Ve evet. çok kıymetli. Çocuklar evet. için de ebeveynler için de çok kıymetli. Evet, aslında e, çocuklar ve ebeveynler için çok kıymetli dediğiniz çok da güzel izah ettiniz ama e, biz anne babaların e, hani ders çalış baskısı ya da işte öğretmenin görevini üstlenmesi bu e, tatil dönemlerinde bununla ilgili neler söylersiniz? Yani bu dönemde ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız anne baba olarak? Sadece ebeveynler için değil. Aslında bizim ülkemizde hani böyle kültürel olarak da bütün aile hı hı. E, çocuğun eğitimi hakkında söz sahibi. Evet. Bunu da göz önüne alırsak. Şimdi az önce de söyledim yoğun ders programları, uzun saatler, etütler inanılmaz bir ödev. Çocuklar için üzerinde yoğun bir duygusal basınç yaratıyor. Hı hı. Bu duygusal basınçla çocukların öğrenme e, hızı yavaşlıyor diyebilirim ben size. E, duygusal basıncı ortadan kaldırabilmenin yolu. Bu kısa molalardan geçiyor. Evet. Ee, ebeveynler ne yapmalı? Şimdi eğer oluşturulmuş sağlıklı e, davranışlar ve sağlıklı kurallar varsa bunlar asla esnetilmemeli. Dijital detoks benim için çok önemli evet. ve birçok uzman için çok önemli. Ee, tatil demek bilgisayar başında, tablet başında ya da telefonla sınırsız zaman geçirmek demek değil. Evet. Aile olabilmenin tadını çıkartmak gerekiyor. Eğer mümkünse ebeveynler bir iki günü çocuklarına ayırabilmeli. Yani hepimiz çalışıyoruz. Ee, kadın erkek çalışıyoruz. Çocuklarla geçirebildiğimiz zaman akşam 2-3 saatte sınırlı maalesef. Ancak eğer mümkünse bu kısa molalarda e, bir veya iki gün anne babanın izinli olabilmesi sağlanmalı. Ve evet. çocukla kaliteli zaman geçirmeli. Hı hı. Evet e, dediğiniz gibi e, dijital detoks dedik bu çok önemli. Kesinlikle. Aslında, e, biz yetişkinler büyükler için de bu. Şerif yani ben aile da ortamında evet, dişler detoks'tan bahsettim. Evet. E, peki sosyal etkinlikler e, önemli dediniz. Zaman ayırmak önemli dediniz. E, aslında bu ara tatilde e, Pazartesi günü sona eriyor. E, ara tatil dışında hani e, ödev konusuna de, değinmek istiyorum. E, ödev nasıl yapılmalı? Ödev veriliyor mu çocuklara? Anne baba bu. E, Baskıyı ve inatlaşmayı nasıl e, sağlamalı? Çocukla nasıl bir iletişim kurabilmeli? Bunu... Şimdi ben birazcık tedirgin hissettim siz bu soruyu sorunca. Öğretmenlerimle çatışır mıyım acaba diye. Evet. <laughs> Bence tatilde ödev yok. Bence tatilde her gün bütün aile bireylerinin birlikte yaptığı bir saatlik bir okuma dilimi Hı -hı. ayırmak yeterli çocuk için. Ben az önce de söyledim. E, yani... Bu iki ayda öğrendiklerini hayata uygulasınlar çocuklar, hı hı. fırsat verelim çocuklara. Bol bol oyun oynasınlar, arkadaşlık ziyaretleri, akraba ziyaretleri. Peki biz ne yapacağız çocuklarımızla, nasıl faaliyetler yapacağız? Ben iki gün izin aldım ne yapacağım çocuğumla diye soran ailelere sesleneyim. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ilk defa yaparken de harika bir uygulamayla başladı bence. Hı hı. Ee, 16 ana ba Başlık halinde yani bunlar sosyal faaliyetler, fiziksel Hı -hı. faaliyetler, kültürel faaliyetler, şehri tanımak gibi 16 ana başlıkta 81 il için ayrı bir harita oluşturdu. Ve bu e, ilin özellik ve konseptine uygun olarak e, Hı -hı. ayarlandı. Tabi burada çocuğun yaş e, grubuna göre de ayarlanma yapılmış. Bu haritaya tıklayarak aileler o gün içerisinde ya da o hafta içerisinde o tatil süreci içerisinde neler yapabileceğini bulabiliyorlar. Bunun dışında Aksaray Belediyesinin az önce siz de duyurdunuz, ben de keyifle takip ediyorum. Benim de bir kızım var, keyifle takip ediyorum. Aksaray Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri var. Ee, ben en azından şeyi takip edebiliyorum. Kültür merkezinde neredeyse e, yani dönem içerisinde de haftada en az bir kere belediyenin çocuklar için bir etkinliği oluyor. Evet ayrıca. Bunu mutlaka takip ad edebilmeliler. Adaye alışveriş merkezinde çocuk aktivite merkezi var. Bunu da hatırlatmış olalım. Araya Hı -hı. girdim ama. Peki şimdi şöyle sorular geliyor Melek Hanım. Sevgili seyirciler tabii ki bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook adresimizi de hatırlatmış olalım. Aksaray Belediye TV. Sedef Akkaya günaydın iyi yayınlar çocuğumuza tatilde ders konusunda ne yapmamız gerektiğini sormuş. Aslında birçok soru izleyicimizden bu şekilde gelmiş. Yani bu ders konusu galiba çocuklar ve anne babalar arasında bir ayrı bir çatışma. E, süreci gibi görünüyor. Şöyle bir bakıyorum Sedef Akkaya, Melek Hanım, Neriman Hanım genelde evet e, çok değerli bir program olmuş. Teşekkürler Kenan Arıbaş demiş çok teşekkür ediyoruz. Yani genel olarak sorulara göz attığımızda e, tatilde ders konusu efendim e, geliyor. Kaygı çok İsteydiler yüksek. De. Ben e, anlayabiliyorum aileleri. Kaygı çok yüksek çünkü. İki aydır öğrenmeye başladı, tam okula adapte Hı -hı. olduğu, disiplini oldu. tırnak içinde söylüyorum. Ya bu bozulursa kaygısı var evet. şu anda. Gevşemesi Ancak evet. e, az önce de söyledim. Biz e, eğitimle ilgili yeni bir döneme girdik e, Sayın Bakanımızla birlikte. Hı -hı. Bu iki aydır öğrendiklerini bırakalım çocuklar hayata uygulasınlar. Hı -hı. Bırakalım dışarıda öğrensinler. E, ben izinden bahsettim annelerin babaların akrabalık ziyaretleri... Yok denecek kadar az artık. Evet. Bu bir fırsatı çevrilmeli. Dışarıda öğrenmeden kastım tam olarak bu. Yani çocukla parkta, bahçede, kültürel etkinliklerde geçirilen zaman çok kıymetli. Hı hı. Ders çalışmak çocukta maalesef duygusal basınca neden oluyor. Hı hı. E, zaten zorlu bir süreçten çıkmış bir çocuğu tatil adıyla verdiğimiz bir dönemde de sıkıştırdığımızda çok ciddi duygusal basınçlar yaratıyor maalesef. Evet, yapmamız gereken bu diyoruz. O zaman tatilde ödevden uzak olacağız, duruyoruz. Öğretmenlerim özür diliyorum. <laughs> evet, evde öğretmen görevini üstlenmeyeceğiz anne-baba olarak. Peki şimdi aslında kısacık değindik ama sizde e, şimdi gevşeme dönemi çocuklar e, tatil dönemlerinde dediğiniz gibi o okuldaki disiplinden uzaklaşıyorlar. Peki bu konuda ne yapabiliriz? E, pazartesi günü okullar açılacak. Çocuklar tekrar o yoğun ders dönemine geçiş yapacak. E, Uyku düzeni bozuluyor bu dönemde. İşte e, ders çalışma disiplini bozuluyor. Yani e, bir rehavet çöküyor aslında çocukların üzerine. E, bu konuda disiplini nasıl sağlayacağız? Tatil dönemini verimli geçirdik. E, verdiğiniz tavsiyelere uyduk. Peki e, sonrasında bu disiplini nasıl sağlayacağız anne baba olarak? Ee, şöyle yani benim ailelerden isteyebileceğim en temel şey, e, ben temelde de hep bunu söylüyorum. Sağlıklı ee, yapılmış sağlıklı, daha <laughs> doğrusu edinilmiş sağlıklı kazanımlar asla esnetilmemeli. Tatil çocuğun bilgisayar başında geçireceği bir zaman değil. Yani normalde de yapılması gereken Hı -hı. bir durum. Ama şu anda hani yeni nesilden bahsediyorum özellikle e, ödevler vesaireler de dijital ortamdan yürüyor. Ödev yok derken bundan bahsettim. Ödev Hı -hı. yoksa bilgisayar yok. Ödev yoksa dijital hiçbir ekran yok. Hı -hı. Ee, tatil demek geç yatmak demek değil. Asla bu esnetilmemeli. Hı -hı. İşte e, yemek düzeninin bozulmasından tutun da o rehavet çökmesi kısmı asla yaşanmamalı. Tatilin de kendine göre bir karakteristiği olmalı. Hı -hı. Aile bunu öncesinde planlamalı. Verimli zaman geçirme. Yani bu tatil evet bugün çarşamba ve dört e, günlük bir süre kaldı yapılabilir. Ama bundan sonraki tatiller içinde. Tatilde edinilmiş sağlıklı kazanımlar asla esnetilmemeli. Hı -hı. Çocuk. Bir uyku saati var ise tatil ya da okul dönemi fark etmez hep uyku saatinde uyumalı. Ee, dijitalden okul ortamındayken uzaklaştırmamız biraz daha zorken şu anda kaliteli zaman geçirerek. Az önce belediyenin programlarından, milli eğitimin programlarından bahsettik. Çocuğumuzla zaman geçirebileceğimiz bir alan var ortada. Uhum. Okula giderken çocuğun zamanı daha planlı. Ama okul tarafından planlandığı için aile tatil zamanında maalesef boşa düşüyor. Yani... Nasıl yapacağız? Ödevleri yaptırmalı mıyız, yaptırmamalı mıyız? Burada yapılacak beraber ödev anlamında söylüyorum. Yapılabilecek tek şey bir saatlik kitap okuma süreci ama beraber. Evet peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Anne baba olarak bizim de ev ödevimiz. E, tatil döneminde çocuğumuzun e, en verimli şekilde bu dönemi geçirmesi ve mutlu, huzurlu bir aile ortamı oluşturmak Aynen öyle. için planlama yapmamız. Lazım. Çok güzel söylediniz aslında. Verimli zaman geçirmek için bir planlama. planlama. Hı hı. Peki. Efendim şöyle sorular var. iletmek istiyorum. Yavaş Tabii yavaş ki. da süremizin sonuna geliyoruz. Evet. E, Fikri Akkurt bizlere ulaşmış ve gerçekten e, hocam ağzınıza sağlık. Tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler söylediniz demiş. Fikri Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine e, başka bir izleyicimiz e, çocuklarımızın okul arkadaşlarına alışması için ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda biz sıkıntı yaşıyoruz demiş. Adaptasyon e, süreciyle ilgili yardım istemiş. Yine Leman Saygılı da ee, bu konuları ele alıyor olmanız çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz efendim bizlere ulaştığınız için. Evet e, aslında konumuzun dışında bir e, soru gelmiş ama kısacık izleyicimizi kırmayalım. Ben konumuzda bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Akraba arkadaş <laughs> ziyaretleri derken tam evet, olarak bundan bahsediyordum. Ee, bizim için de gerçekten e, çok çok verimli geçecek bir zaman haline getirebiliriz. Hı hı. Ee, çocukların okul ortamında kurdukları arkadaşlıklar daha süreli ve öğretmen ya da eğitim e, sistemi tarafından planlanmış biçimde. Hı hı. Bunu biz birazcık esnetebiliriz. Çocukların dışarıda görüşmelerini sağlamak çocuklar için de çok kıymetli aileler için de. Sonuçta hani hepimizin kaygı duyduğu şeyler var. Ee, dışarıda hayat daha zor artık çocuklar için daha tehlikeli diyoruz. Bu tehlikeyi en azı indirebilmenin yolu, çocuklarınızı uygun ortamda gözlemleyebilmeniz, arkadaş ortamında gözlemleyebilmeniz, olumlu ya da olumsuz. Ya bu bizim çocuklarımızda da olabilir. Bunu gözlemleyip düzeltebilmek için de bir fırsat aynı zamanda. Hayatın içinde öğrenme dediğimiz şey de bu. Hı hı. Mutlaka dışarıda görüşmeler ayarlanmalı, ailelerin akşam ziyaretlerinde bulunması çok kıymetli. Hı hı. Peki e, adapt adaptasyon sürecini bu şekilde ele aldık. E, Evet sayın dayanıklı. Şöyle bir saatlerle göz göze geliyoruz. Artık veda vakti diyorum ama çok son olarak ederim. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında bu konu çok e, geniş yelpazede bir konu. Hani birçok e, soruda geliyor. Ama e, vaktimiz bu kadar. Son olarak eklemek istediğiniz. Ben küçük çocuklarla çalışıyorum bildiğiniz üzere. Hı hı. Benim temel dayanağım ve prensibim lütfen çocukların oyun oynayacağı süreler yaratın hı hı. ve onlara oyun oynamaları için bol bol fırsat verin. Peki. Teşekkür ederim. İyi ki ediyorum. geldiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim Dilek Hanım. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler güne merhaba da bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik ve e, psikolog Melek Dayanıklı hanımefendiye tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim çok kıymetli bilgiler verdi, çok kıymetli tavsiyelerde bulundu. Yarın sabah saatlerinde saat 9'da güne merhaba da Aksa Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.